Bu adam oraya 4,5 milyon euro zamanında transfer yapmış bir oyuncu. Yani özellikle sizin istediğiniz bir oyuncu muydu Sayın Hocam? Evet, benim izlediğim bir oyuncuydu. Yani biz bu oyuncu alırken bir tane öne uzun bir oyuncu isterken hem Vedat'ın gelişimine katkıda bulundum. Evet. Vedat'a ben çok şans verdim. Yani Vedat kesinlikle çok daha gelişmesi lazım. Kendini geliştirmesi lazım. Herhalde 23 maçta bir gol atan oyuncu, 23 maçta da tek antrenör de benimdir yani. Santrafor anlamında. Yani o anlamda bu ona olan inancımızı gösteriyor. Kesinlikle hocam. Hatta dün de Vedat'ı burada yayına bağladım. Vedat da burada konuğum oldu. Aynı şeyleri söyledi. Yani ben daha takıma hiçbir şey veremedim. Bu sene her şeyden çok, yani çok çok daha hırslı olacağım, çok daha etkili olmaya çalışacağım şeklinde açıklamalarda bulundu. Yani bu 23 maç sadece kupalarla falan, evet. 2 tane Türkiye Kupası'nda golü var. Yani şöyle 35 maçta 3 gol atan bir oyuncu herhalde 35 maçta da ama sonradan %70'i de ilk 11'de oynatan tek antrenör herhalde benimdir. Evet, bu açıdan olan, onun yeteneklerine olan güvenimi gösteriyor. Evet. Ama bu da bir gerçek ki tek başına Vedat'la o tip bir santraforla tek başına devam etmemiz mümkün değil. Hem Vedat'ı geliştirecek, hem Vedat'ın kendini geliştireceği, hem de takıma katkıda bulunacak bir oyuncu almamız lazımdı. Bunu yaptık. Serdar gitti, Ahmet İlhan'ı aldık. Biliyorsunuz Samsun'dan bir oyuncu aldık. İstirahatlarda görüşmelerimiz var ama bir tanesi nokta olmak üzere dört tane daha oyuncu almamız lazım. Hocam Serdar'a siz de açıklamıştınız. 750 bin euro Gençler Birliği tarihinin en yüksek rakamlarından birini önerdik demiştiniz. Yani Serdar Güler gibi bir oyuncuyu Gençler Birliği'nin kalması yönünde ikna edememesi biraz şaşırttı aslında kamuoyunu. Yani şimdi bizim de Serdar üzerinde çok emeğimiz var. Serdar'ın da bizim üzerimizde çok emeği var. %100. O onun kendi tercihi, saygı duymak lazım. Her şeyin en iyisini hak eden bir çocuk. Dolayısıyla artık olmadı. Kendi de gitti söyledi. Bundan sonra ona yeni yolunda, yeni yerinde başarılar dilemekten başka yapacak bir şey yok. Çünkü bunu hak eden bir arkadaşımız, kardeşimiz. Kesinlikle. Aydın Karabulut'ta gerçek son durum nedir Sayın Hocam? Bekliyoruz Aydın Karabulut, Selçuk, işte ufak ufak görüşmeler yapılıyor diye biliyorum. Ben şu anda tatile çıkmak üzereyim, alandayım. Ama olayları takip ediyorum. Yani yani Ümit Özat bu oyuncuların kalmasını istiyor, değil mi? Şimdi ben zaten kalmasını istediğim bütün oyuncuların listesini verdim yönetimimize. Yani açıkçası gitmesini istediğim çok da bir oyuncu yoktu ama şöyle bir şey var. Maddi durumlar nedir? Nasıl? O para işleri bizi aşıyor çünkü. Evet. Yani o kulübün teklif edeceği para var, oyuncunun kabul edeceği para var. O tarafları bizi ilgilendirmiyor ama ben kalmasını istediğim oyuncuları zaten söyledim. Selçuk'ta, Aydın'da. Evet. Serdar gibi bizde emeği olan oyuncular. Ama onların talepleri nedir? Kulübün verdikleri nelerdir? Orta noktada buluşmalar lazım. Neşe de parayı veren ben değilim. Evet. Bir. Ama şöyle bakmak lazım ki eğer Selçuk giderse şimdi Aydın'ın durumu net değil. Aydın giderse içeride Anıl'ın mukavveti bitiyor. Anıl'ın durumu. Evet. Bunu bekliyoruz. İşte mutlaka bir tane 8 numara tarzı bir oyuncu almamız lazım. Mutlaka bir tane yani şöyle iki tane nokta oyuncu ve iki tane alternatif oyuncu almamız lazım gerektiğini düşünüyorum. Çünkü seneye farklı bir statta yıllardan sonra farklı bir statta olacak bu takım. Seneye gençler bir tarihin en zor senesi. Evet. Ocak ayında 15-20 milyon harcamaktansa şimdi doğru dürüst transfer yapıp Ocak ayına da ya işte keyfe kadar bir transfer yapacak durumda olmalıyız. Yoksa bir sene önce de Ocak'ta dünya transfer yapılmış. Bizim dönemimizde de Ocak'ta dünya transfer yapmak zorunda kaldık. Kesinlikle. Şimdiden bu temeli sağlam kurup iyi kadro kurmalıyız. Ama dediğim gibi bir tane 8-10 arası bir oyuncu, bir tane pozisyonu söylemeyeceğim kendilerine ilettiğim bir oyuncu, iki tane de mutlaka bir yerli kaleci ve bir de bir alternatif Anıl'ın durumuna göre. Ya Anıl ya da artık Anıl'la anlaşamazlarsa yine aynı pozisyonda sol artı bir stoper. Evet. En az 4 tane oyuncu almamız gerekiyor. Bu çok önemli çünkü bunun ikisinin nokta atışı olması lazım. Şayet önümüzdeki sene ilk seviyesinde yer almak istiyorsak. Kesinlikle. Çünkü hedefi yüksek koymazsanız en azından oralara yakın bir pozisyonda yer almanız çok zor. Seneye şöyle baktığınız zaman paralar büyüdüğü için herkes paralara güvenip daha kaliteli transferler yapmaya çalışacak. Evet. Herkes bu sene yaşadıklarından ders almaya çalışacak. Onun için bekliyorum yani en az 4 oyuncuya daha ihtiyacımız var. Ben de işte kulüple bir çalışmalarımı yapıyoruz. Ara ara oyuncu izlemeye gidiyoruz.
hala da belki haftaya da Norveç'e gideceğiz yine. Bakacağız ne yapıyor. Bu 4 oyuncuyu almamız lazım. Evet. Yani kampa eksik gitmek istemiyorum açıkçası. Radyosunu yeni açanlar için tekrarlayalım. Gençler Birliği Teknik Direktörü Ümit Özat'la birlikteyiz. Hocam şunu da sormak istiyorum. Gençler Birliği'nde sizden öncesine kadar hep yani biz sürekli takip ettiğimiz için, haberleri de yaptığımız için yani genelde hocaların haberi olmayan transferler yapılırdı. Şimdi 4 tane oyuncudan söz ediyorsunuz. Bu 4 oyuncu ile ilgili siz bir liste sundunuz mu? Sizin istediğiniz oyuncular mı olacak yoksa belli mevkileri belirtip mi gelecek? Yok Allah var hiç yani. Geldiğim günden bu yana benim bilgim dahilinde olmayan hiçbir transfer yapılmadı. Yani evet. Allah var. Şimdi burada doğruyu söylemek lazım. Evet. Yine istediğim oyuncuları söyledim. Hı-hı. Yani bunun ikisi çok önemli transfer. Bunları ne yapıp almamız lazım. Evet. Bir tanesi Sırbistan'dan, bir tanesi Güney Afrikalı. Yani memleketlerini söyleyeyim ama pozisyonları evet. Çok şey değil. Bunlar Hı-hı. iki tane de işte Anıl'ın durumuna göre. Anıl ya da Anıl'ın durumuna göre oraya bir oyuncu ve bir yerli kaleci de almamız lazım. Bunlar bizim olmazsa olmazımız. Yani bunu yapmasan çok sıkıntı yaşarız diye düşünüyorum. Kesinlikle. Sayın hocam şöyle bir lig değerlendirmesi de alabilir miyiz sizden? Başakşehir'in uzun süre işte sürkülese ettiği, son ana kadar yarışı kovaladığı ve Beşiktaş'ın zirvede tamamladığı bir sezonu geride bıraktık. Nasıl bir sezon oldu? Bir teknik direktör gözüyle şöyle bir lig değerlendirmesi yaparsanız neler söylersiniz? Bir defa Başakşehir çok takdir edilecek bir başarıya bir sezona imza attı. Evet. Burada emeğe geçen başta Abdullah Hoca olmak üzere herkesi kutlamak lazım. Evet. İşin bir önü. Ama burada hep bunu anlatmaya çalışıyorum. İşte 3 tane sağ beki var, 3 tane sol beki var. İşte stoperleri birbirinden kaliteli. Orta sahada Emre gibi bana göre Türk futbolunun gelmiş geçmiş en önemli orta saha oyuncusu var. Kesinlikle. Önde kaliteli oyuncuları var. İşte Adebayo da var, Mehmet Patlar'ı var, Mustafa Tekdemir var. Napolyon'u var. Hatta çıkarışı fazla geldi. Kiraya verdiler. Yani bunlar önemli şeyler. Yani iki takım da ayrı ayrı zirveye oynarlar. Öyle bir kadro yani, var. Yani bu senenin hikayesi Başakşehir üzerine yazılmalı. Onları evet. tebrik etmek lazım. Hı-hı. Beşiktaş tabii ikisi de üçlü şampiyon olsun. Önemli bir kadroları var. Yani Beşiktaş'ın bu ligin içinde bir kadrosu var. Bu gerçek. Hı-hı. Ama yarışı son haftaya kadar götüren Başakşehir'de en az Beşiktaş kadar alkışlanmalı. Kesinlikle. Sayın hocam tabii az önce de siz de laf arasında söylediniz yani gelecek sezonda futbolun ekonomisi de büyüyecek. Bu sezon işte 1.3 milyon TL olan galibiyet primi gelecek sezon 2 katına kadar yükselecek yeni ihale dolayısıyla. Yani daha kaliteli de bir futbolun ortaya konması bekleniyor, isteniyor daha doğrusu izleyenler tarafından, futbol severler tarafından. Bunda hocaların da rolü çok önemli değil mi? Anlamadım. Bunda hocaların rolü de çok önemli herhalde. Tabii ki şimdi şöyle bir şey var. Eğer futbol oynanan oyun göz önündeyse evet. bunda mutlaka göz önündeyse veyahut da göz önünde değilse yani Hı-hı. tatmin edici veya tatmin edici değilse bunda herkesin payı kadar sizlerin de payı vardır. Biz de kendimizde bu sorumluluğu, bu hatayı aramamız lazım. Evet. Yalnız şöyle bir durum var ki bir takım şeyler çok sizde de antrenörlüğü tek başına böyle bir meşik gibi. Sanki her şeyi tek başına özellikle başarılarda yapan birisi gibi gösteriliyor. Halbuki mesela başarısızlarda her şeyi tek başına hiçbir şeyi tek başına yapamayan bir adam gibi gösteriliyor. Evet. Ya başarı başarısızlık bir bütündür. Başarı başarısızlık bir iklim haline gelir. Bu başkanıyla, yönetimiyle, hocasıyla bazı meclisiyle masörüyle gelir. Dolayısıyla iyi futbol, iyi oyuncu ile oynanır. Onun için paralar büyüdüğü için daha kaliteli oyuncular alınmalı. Daha kaliteli oyuncu alındığı zaman bu futbola da yansıyacaktır. Tabii ondan sonra hocadan da her türlü beklentiniz olabilir. Ama yani reklama girmesin. Çok bir örnek vermek istiyorum ama burada kalitesiz oyuncuyla yarışın içerisinde kalabilmek tabii ki çok zor. Evet. Onun için ama şu bir gerçek ki doğru transferler yapılırsa bu ligde paralar bayağı büyük ve bu ligin bu anlamda değeri bilinmeli ve bu değer daha da fazla geliştirilmeli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hocam son olarak bir hatırlatmalar yapayım. Gençler Birliği Teknik Direktörü Ümit Özat'la beraberiz. Hocam son sorumuz da Fenerbahçe'ye yönelik olsun. Sarı Lacivertli Camia'da çok ciddi bir yeni yapılanma söz konusu. Aykut Kocaman geri dönüyor. Nasıl bir sezon bekliyor olur sence? Sizce Aykut Kocaman'ın dönüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla
Necati, yani şöyle bir şey var. Benim şu an konum, gündemim bu değil. Dolayısıyla evet, ben şu anda bir kulübü teknik adamlığını yapıyorum. Hı-hı. Başka bir kulüple, bu neresi olursa olsun, evet, geçmiş olarak kulüpte olsa, başka bir kulüpte olsa, tercihlerle alakalı. Çünkü ben başka bir teknik adamlık yaparken yorum yapmak doğru. Evet. Yani...